30 Ağustos Dumlu Pınar Zaferi. Yunan ordusu 280 bin kişi. 80 bin İtalyan, Fransız, İngilizler, tam bir Haçlı ordusu. Yunanlıların elinde İngilizlerin, Fransızların verdiği bir sürü keşif uçağı, bombardıman uçağı var. Bizde hiç yok. Yetmez. 4500 zırhlı kamyonları var Yunanlıların elinde. Bizim hiç yok. Bir iki tane külüstü bine kalmış. Eskişehir, İzmir, demir yolu Yunanların güdümünde. Tek bağlantı gelecek. Mudanya iskelesi var onların güdümünde. Bizim ordumuz sadece tamamı 180 bin kişi. 90 bin kişi birinci ordu. O da İbrahim Sakalı Nurettin Paşa. Kendini çok beğenen ama Atatürk işte derler çay geçerken at değiştirilmez. O şartlarda değiştiremiyor ama kendini Fatih zanneden, olmaz yanlışları yapan da bir adam. Atatürk o komutan ama bütün yükünü sırtına almış. Birinci ordu 90 bin kişi, ikinci ordu 80 bin kişi, 10 bin kişi özel kuvvetimiz var. Hepsi 180 bin kişi. Mustafa Kemal kurmallaya konuşuyor, pek çoğuna da bu durumu anlatmıyor. Niye? Hain yoksa bile aklı yatmaz, karşı çıkar, ortalığı karıştırır. Atatürk'ün planı şu. Yunanlıların 30 bin kişilik karargah ve destek birliği var arkada. 90 bin kişilik birinci orduyla 30 bin kişilik Yunanlıların destek ve karargah bölüne saldıracak. Onlar panik halinde teslim olacaklar, zaten dayanamazlar. O anda ikinci ordu 80 bin kişi Yunan ordusuna cepheden hücum ediyor. Siz 80 bin kişi cepheden, bir arkadan 90 bin kişi Yunan ordusu panikleyecek ve teslim olmaktan başka çaresi kalmayacak. Tamamına yakın komutanların bu işi görüyorlar. Bu bir intihardır diyorlar. Hatta Atatürk dediğini yaptırıyor ve aynen dünya tarihinde böyle bir meydan muharebesi bu şartlarda, bu imkanlarla çok az kazanılmıştır. Ve Atatürk savaşı kazanıyor. O sırada Yaver çok ileri atılıyor, çok öne çıkıyor, canlı böyle ortaya atıyor, diyor ki paşam biraz tedbirli olun, çok kendinizi heder ediyorsunuz, hedef ediyorsunuz. Orada Atatürk'ün bir sözü var. Yalan söyleyen tarih utansın, tarihimizde bize doğru yazmadılar. Atatürk'ü din düşmanı gibi gösterdiler bize. Bir kısım insanlar kendi dinsizliklerini, din düşmanlıklarını Atatürk üzerinden yürütmeye çalıştılar. Bir kısım din istismarcıları da Atatürk'ün dinsiz düzeninden sizi biz kurtaracağız diye, bizi Avrupa, Amerika'ya ılımlı İslam diye uşak yapmaya çalıştılar. Atatürk'ün yaveri diyor ki kendini heder ediyorsun paşam, dikkatli ol paşam, ihtiyacımız var paşam. O anda dayanamıyor, Atatürk'ün bir sözü var. Diyor ki be gafil, Uhud'da, Huneyn'de İslam orduları dağılıp perişan olunca düşmana karşı tek başına saldıran kimdi? Diyor ki Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dı. Kime güveniyordu? Yani böyle ya, Allah'a diyordu. Ben de